düşüncelerimizi, hayallerimizi ve önümüzdeki dönemle alakalı Bursa'nın vizyonunu dilimin döndüğünce onlara anlatmaya çalıştım. Tabii kıymetli kardeşlerim, dünkü konuşmada da ifade ettim, her ortamda da söylüyorum, şimdi de aynı şeyi söylemek durumundayım. Bursa tabii ki gelişecek, Bursa tabii ki büyüyecek, Bursa kesinlikle çok ama çok turist ağırlayacak. Turizm Bursa'nın gelişen yönü, Bursa sanayide yüksek teknolojiyle büyüyecek ve inşallah ülkemizin cari açığının kapanması ve ihracatının artması adına en önemli misyonlardan birini, en önemli görevlerden birini Bursa alacak. Lakin Bursa bunları yaparken bir taraftan da altyapısını derleyecek ve toparlayacak. Yine evet değerli konuklarımız, Akçakar Atık Sarnıma Tesislerimiz, Ularbak Gölü Havzası ve Nuri Felçemiz'e göstermek olduğunu da teşekkür ediyorum. İşte bu tesis de bu amaca hizmet etmek adına yapılmış bir tesis. Bilindiği gibi Ulubat Gölü zengin tür çeşitliliğine sahip olan bir gölümüz. Önemli bir sulak alanı ve ülkemizdeki 12 Ramsar bölgesinden alanından bir tanesi. İnşallah bu tesis Ulubat Gölü'nün doğusunda kalan yerleşim yerlerinin atık sularını artarak göl havzasına hayat verecek. Tesis Gölyazı, Çatalağıl, Karacaova, Başköy, Akçalar ve Fadıllı yerleşimlerinde yer alan 25 bin nüfusa hizmet vermiş olacak. İlk olarak fiziksel, sonrasında ileri biyolojik ve ultraviyole dezenfeksiyon arıtma ile Avrupa Birliği standartlarında çıkış suyu kalitesi sağlayacak şekilde dizayn edildi. Ben teknik detaylarına çok fazla girmek istemiyorum. Birazdan suyun girişini de göreceksiniz inşallah ve çıkışını da göreceksiniz. Geçen hafta da yine aynı şekilde Yemlik arıtmamızı açtığımızda, kumlu arıtmamızı özür diliyorum açtığımızda orada da göstermiştik. Ve işin değişiminin ve dönüşümünün ne kadar sağlıklı olduğunu hep birlikte görmüş olacağız. Tesisimiz toplam 21 metrekarelik alana konuşlandırıldı. Gölyazı'dan 3 terfi merkezi, Akçalar merkezde 1 terfi merkezi ve Fadıllı'da 1 terfi merkezi olmak üzere atık sular tesise ulaştırılıyor. Ayrıca yapılan tüm bu yatırımlar ile gölün kirlenmesinin önüne geçilecek olup arıtılmış ve dezenfekte edilmiş su ile gölün florasına, faunasına ve su döngüsüne büyük bir katkı sağlanacak.